Cumhurbaşkanlığının Katarlı öğrencilere Türkiye'de ayrıcalık tanıyan kararını şiddetle reddediyorum. Tam da üniversite sınavı öncesine gelen bu karar hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin motivasyonunu ve moralini bozmuştur. Daha sonra belki de Türkiye'de eşit şartlarda çalışma imkanı da vererek burada bir yeni bir eşitsizliğe sebep olacaklar. Burada dikkat çekilecek olan bir konu da tıp eğitimine, eczacılık ve diş hekimi eğitimine sınavsız kabul edilen bu öğrencilerin tıpla hiç alakası olmayan askeri imkanlardan ordu evi, misafirhane ve askeri hava ve kara ulaşım araçlarından faydalanıyor olmaları. Yani bunun gerekçesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Tıp öğrencilerine askeri kara ve hava ulaşım araçlarının ve ordu evi, misafirhane gibi askeri imkanların kullandırılma gerekçesi nedir? Biz hep dile getirdik. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektiniz dedik. Fakat az söylemişiz, siz devletin tüm kurumlarını, devletin tüm imkanlarını Katar'a peşkeş çekmişsiniz. Bunun gerekçesini açıklayınız. Bu ülkedeki gençler, Anadolu çocukları bir askeri imkanın, bir ordu evinin kapısına girse içeri almazsınız. Sonra bir de diyorsunuz ki bu ülkenin gençleri bu ülkeden neden umudunu kesmiş? Bu ülkenin gençlerinin bu ülkeden umudunu kesmesinin en büyük sebebi sizlersiniz. Bu ülkenin gençleri bu ülkede maalesef yabancı ülke çocuklarının yanında ikinci sınıf vatandaş yerine konuluyor. Bunun hesabını bu gençler de, bu gençlerin aileleri de size ödetecek.